Kraven bütün avlarını topladıktan sonra geriye tek bir hedefi kalıyor. Örümcek Adam. Black Cat'i kaçırıp onu yem olarak kullanıyor. Spidey onun son görüldüğü yere gidiyor ama mekan boş. Derken ortalığa bir gaz salınıyor. Spider-Man'in başı dönmeye başladığı sırada gençleşmiş bir Kraven görüyor. Ona ne olduğunu anlayamıyor. Tabii o aslında Kraven'ın oğlu. Gazın etkisiyle sersemleyen Örümcek Adam'ın ağzı burnu dağılıyor. Kendinden geçiyor. Mary Jane'i ölmüş olarak görüyor ve bayılıyor. Ona meşhur siyah kostümünü giydirip New York'ta Central Park'ın ortasına bırakıyorlar. Av başlıyor. Kendine geldiğinde etrafı Scorpion, Tarantula ve nice düşmanları ile kuşatılmış durumda. Örümcek Adam herkesi sükunete davet ediyor. Etrafındakilerse onu öldürmek niyetinde haliyle. O anda bir patlama oluyor. Ve robot görünümlü tipler hepsinin üzerine ateş açıyorlar. Herkes Central Park'ın derinliklerine doğru dağılmaya başlıyor. Kraven görüntüsü taşıyan bu robotlarla kimileri savaşmayı tercih ederken uçabilenler gökyüzüne doğru kaçıyor. Fakat Arcade'in görünmez enerji duvarı onları parkta hapsetmiş durumda. Spider-Man robotların kendi aralarında konuştuğunu fark ediyor. Aksanlarının Kraven'la ilgisi yok. Demek ki farklı kişiler bunlar diye düşünüyor. Nitekim anlıyoruz ki parkın etrafındaki görünmez kalkan gibi bu robotlar da Arcade'in çalışmasıymış. Arcade, Kraven'dan aldığı emirlerle uzaktan kontrol edilebilen avcı robotlar üretmiş. Bunları Kraven'ın davet ettiği dünyanın farklı yerlerinden gelen avcılara vermişler. İstedikleri silahları seçip avlarının peşine düşebiliyorlar. Kötüler kendi aralarında organize olamıyorlar. Robotlar tek tek avlıyor onları. Örümcek Adam çevresindeki ölümleri gördükçe kafayı yiyecek gibi oluyor. Elinden geldiğince kişiyi kurtarmaya çalışıyor ama robotların sayıları çok fazla. Goril Adam Gibbon da Örümcek Adam'ı yardım etmeye çalıştığı kötülerden biri. Onu kurtarıyor ama Gibbon Örümcek Adam'a iyiler tarafında olduğu için güvenmiyor. Onun yerine Vulture'la yani Akbaba ile devam etmeyi tercih ediyor yola. Ama yanlış bir seçim oluyor. Vulture onu yem olarak takip edenlere atıp kendisi kaçıyor. Kötüleri yani avları buraya toplama görevini tamamlayan Taskmaster ve Black Ant artık bu bölgeden ayrılmak üzereler. Fakat Black Ant'in atladığı bir nokta var. Bu parkta hayvan kökenli süper güçleri olan kişiler av olarak dolanıyor. Black Ant de hayvan kodu taşıyor. Taskmaster Black Ant'e sakince dönüyor. Sadece iş, kişisel algılama deyip elektriği veriyor. Artık o da bir av. Tüm bu olanlar sırasında Mary Jane Watson evinde. Saçından bir çıyan çıkıyor. Mary Jane onu pencereden dışarı atıyor. Gölgelerde onu neyin takip ettiğini hiç fark etmiyor. Spider-Man az önce hayatını kurtardığı Gibbon'ı ölü bulunca yıkılmış durumda. Bir an dikkati dağılıyor ve yakınında bir patlama oluyor. Robotlar onun öldüğünü sanıp aralarında konuşmaya başlıyorlar. Spider-Man bu konuşmadan onların uzaktan kontrol edildiğini anlıyor. Suratlarını ağa yapıştırıp oradan kaçıyor. Bu robotlar Spider-Man'in demesine göre Kraven'dan daha güçlü, dayanıklı ve hızlı. O yüzden onlarla mümkün olunca dalaşmayacak. Onlardan uzaklaşırken farklı yerlerde duvarlara kazınmış oklar görüyor. Onları takip etmeye başlıyor ve varış noktasının kötülerin toplanma yeri olduğunu fark ediyoruz. Zaten onlar ok değil, Vulture'ın V'siymiş. Vulture burada kötüleri organize ediyor. Robotlardan birini Gibbon'la birlikte ele geçirdiklerini söylüyor. Robota tersine mühendislik yapmışlar ve onları etkileyecek bir yol bulmuşlar. Ama Gibbon'ın maalesef çatışmada kahramanca öldüğünü ekliyor. Tabii bunun böyle olmadığını biliyoruz. Vulture onu resmen avcıların önüne atmıştı. Spider-Man kalabalığın ortasına dalıyor ve Vulture'ın ne yaptığını görmüş. Tek tek palavraları ifşa ediyor. Ama kötüler neden Örümcek Adam'a inansın ki? Üstelik Vulture bir de ürettiği bir teknolojiyi gösterince kötüler Vulture'a inanıyor ve onunla bir olmaya karar veriyorlar. Yalnız kalan Spider-Man, Black Cat ve Lizard'ın oğlu Billy'yi aramak için yola çıkıyor. Şimdi onlara bakalım ne alemdeler. Black Cat ve Billy Connors'layız. Black Cat nöbetçiye kur yaparak onu yanına çekmeye çalışıyor. Nöbetçi kur yapmasından etkilenmeyeceğini, boşuna uğraştığını söylüyor. Ama Black Cat'in derdi o değil. Black Cat'in kötü şans getiren bir gücü var. Nöbetçinin kötü şansı yan kafesteki kaplanın serbest kalması oluyor. Spider-Man parkı didik didik edecek gerekirse. Hedefine aşırı derece odaklandığı bir anda boş bulunuyor ve bir robot ona pusu kurmayı başarıyor. Fakat Spidey o sinirli robota Allah ne verdiyse girişiyor, onu paramparça ediyor. Tam bitirici vuruşu yapacak ki
Black Ant ortaya çıkıyor ve ona durmasını söylüyor. Hata yaptığını bağırıyor suratına. Bu arada Taskmaster'ın Lizard'ı ele geçirip av alanına getirdiğini görüyoruz. Ama işin aslı böyle değil. Taskmaster üniversitede Lizard'a saldırdığı zaman Dr. Connors onun kokusunu almıştı. Oğlunu onun kaçırdığını öğrenince de kokuyu takip ederek onu bir barda bulmuş. İçkisine zehir katmış ve onu oğluna götürmesi karşılığında pan zehri vereceğini söylemiş. Yani aslında Taskmaster onu oğlunun bulunduğu yere getirmiş tutsak havasında. Oğlu Billy'nin kokusunu takip ediyor ama vardığı noktada oğlunun çoktan kaçtığını görüyoruz. Black Cat'le tüymüşlerdi. Tam takibe devam edecek ki Kraven'ın oğlu onu olduğu yerde basıyor. Lizard'ın eski vahşi halinden eser yok. Ensesindeki çip onu sakinleştiriyor. Dolayısıyla Kraven'ın oğlu için kolay bir av oluyor. Black Ant ve Spider-Man'e dönelim. Spider-Man'in öğrendiği robotların uzaktan kontrolü konusu doğruymuş. Ama Black Ant'in örümcek adamı durdurmasının bir nedeni var. Arcade'in avcılara dağıttığı sanal gözlükler kullanıcının sinir sistemine yerleşiyor. Çıkarılması mümkün olmuyor. Dahası robotlar ölünce kullanıcı da ölüyor. Eğer Spidey o robotu parçalasaydı bir insanı öldürmüş olacaktı. Kraven sadece hayvanların değil, kendilerine avcı diyen ama avlanma onurundan uzak bu sefillerin de ölmesini sağlayacak bir av sahası planlamış. Vulture'ın kötülere gösterip tersine mühendislik ürünü diye salladığı teknolojiyi de Arcade sallamış aslında. Böylece kötüler tarafı da avcıları öldürebilecek güce geliyorlar. Tabi Vulture bunu kötüler ekibine söylemiyor. Tersine mühendislik palavrasıyla hepsinin lideri oluyor. Spider-Man Black Ant'ten Kraven'ın parktaki hayvanat bahçesinde olduğu bilgisini alıyor ve oraya koşuyor. Merkez binasının girişine dayanıyor ve onu çağırıyor. Fakat onu Arcade karşılıyor. Kraven seninle görüşemeyecek. Onun yerine bir sürü vermin verelim. Örümcek adam o parktaki en büyük dövüşlerinden birini veriyor. Üstüne gelen her vermine tekme, tokat, yumruk ne varsa vuruyor. Ama esas gayesi yakalanmamak. Çok kalabalıklar çünkü. Arcade onları genetik çalışmayla orijinal verminden üretmişti. Peter bir noktada yaralanıyor ve yakalanıyor. Sonrası da peş peşe geliyor. Bir darbe, bir darbe daha. Gözlerini kapıyor ve içinden sevdiği kadına sesleniyor. Mary Jane çok fazlalar. Beni bırakmayacaklar. Kana susamışlar. Beni bırakmayacaklar Mary Jane. Burada öleceğim. Seni seviyorum. Fakat son gördüğü yüz bir Vermin'in değil, Kraven'ın oluyor. Yeni bir kıyafet ve boynunda bir tasma ile uyanıyor. Yanında Dr. Connors da var. Connors ona bir ekran gösteriyor. Oradan Black Cat ve Billy Connors'ı izleyebilecekler. Kraven onların ölümlerini izlemelerini istiyor. Burada korkunç bir gerçek öğreniyoruz. Dr. Connors henüz ensesinde çip yokken, yani güçlerini kontrol edemezken oğlunu öldürmüş. Bu gördükleri ruhen oğlu ama bedeni klon. Ve şu an Kraven'ın oğluna yem olmak üzereler. Eğer Dr. Connors bir hayvan türü olmasaydı, oğlu da öyle olmayacaktı. O zaman da hiç kaçırılmayacaktı. Kendisi yüzünden ikinci kez oğlunun ölmesine göz yumamaz. Örümcek adama dönüyor ve ensesindeki çipi çıkarmasını söylüyor. Bu onu büyük ihtimalle öldürecek. Dr. Connors ısrar ediyor. Çipliyken Kraven'ın oğluna karşı koyamaz. Onunla çipsiz halde yani kontrolsüz halde savaşmak zorunda. Spider-Man ise onu öldüren kişi olmak istemiyor. Connors ısrar ediyor. Lizard'ın iyileşme yeteneğine şans vermek zorunda olduklarını söylüyor. Spider-Man hiç istemeyerek çipi ensesinden çekiyor. Lizard büyük acılarla yere yığılıyor. Örümcek adam Lizard'ın kendine gelmesi için dua ediyor. Kraven'ın oğlu tam o sırada Black Cat'e saldırırken İkilinin tutsak olduğu hücrenin duvarlarını dev bir kertenkele yıkıyor. Örümcek adamın tasması ve hücresinin kapısı açılıyor. Bütün nöbetçiler ölü. Lizard hepsini parçalamış olmalı. Lizard'ı serbest bıraktığı için kendini suçlamaya başlıyor örümcek adam. Üzüntüsüne vakit kalmadan karşısında Kraven'ı buluyor. Spider-Man hiç durmadan ona saldırıyor. Birkaç yumruk atıyor ama bir bıçak darbesiyle yere düşüyor. Kraven ona testi geçtiğini söylüyor. Kraven'a göre örümcek tabiatın en saf avcısıymış. Ama Peter sürekli kendini geri tuttuğu için bu ünvanı hak etmediğini düşünüyor. O yüzden Peter'ı gerçek avcı seviyesine çıkarmak için uğraşmış bu parkta. Lizard'ı ölümler getireceğini bile bile serbest bırakması, ölme ihtimaline rağmen çipi ensesinden sökmesi
Craven'a göre Peter'ı gerçek bir örümcek, yani gerçek seviyede bir avcı yapıyor. Örümcek garip bir şekilde ona hak vermeye başlıyor, kafası karışıyor, başı dönüyor. Çünkü Craven'ın bıçağı zehirliydi, kendinden geçiyor. Maceranın başında olduğu gibi yine Mary Jane'i ölmüş görüyor. Craven'ın sesini duyuyor. Onu koruyacak kadar güçlü değilsin. Ama Peter bu sefer bayılmıyor. Güçlü mü görmek istiyorsun? Bir gayretle Craven'a bir sol, sonra çift yumruk, bir sağ, bir sol daha. Üzerine çıkıp tam öldürücü darbeyi vuracak ki nöbetçilerdeki yaralar dikkatini çekiyor. Yaralar bıçak kesiği, pençe değil. Craven'ın işi. Hepsini öldürmüş. Örümcek adam onları Lizard'ın öldürdüğünü sanacaktı ve çıldırıp Craven'ı öldürecekti. Neredeyse başarıyordu. Peter Craven'ı ekrana sürüklüyor. İzle diye bağırıyor. Craven'ın oğlu tam Blackcat'i bıçaklayacak ki dev kertenkele tüm hışmıyla onu alaşağı ediyor. Ve parçalamaya başlıyor. Fakat yakınlarındaki oğlu Billy'nin gözlerindeki korku Dr. Connors'ın bilinçaltını sakinleştiriyor. Lizard ormanda gözden kayboluyor. Craven yenilgiyi kabul ediyor. Arcade robotları devre dışı bırakıyor. Kötüler parktan kaçıyorlar. Spider-Man Craven'ın başında nöbet bekleyecek ki Mary Jane'in ona ihtiyacı olduğunu söylüyor Craven. Spider-Man ona inanmasa da bunu riske edemiyor, onu bırakıp eve yöneliyor. Ormanın derinliklerinde Craven'ın oğlu yaralı şekilde onu koşarken görüyor ve baskın yapıyor. Örümcek için gerçekten güçlü, peş peşe yumruklar. Peter yere düşüyor, gücü kesiliyor. Craven'ın oğlu onu boğuyor. Fakat derken tepeden başka bir örümcek adam geçiyor. Craven'ın oğlunun kafası karışıyor, öldürdüğü kişinin maskesini çıkarıyor ve babasını öldürdüğünü anlıyor. Craven ölümden döndüğünde lanetlenmiş. Lanete göre seni öldürecek tek şey örümcek adam denmiş ona. Dolayısıyla Craven baştan beri onu öldürecek kişinin Peter Parker yani örümcek adam olduğunu düşünmüş. Onu delirtip limitlerini zorlayıp kendisini öldürmesini sağlamaya çalışmış. Fakat lanet kişi demiyor. Seni öldürecek şey diyor. Onu fark ettiğinden örümcek adam kıyafeti giyip kendisini oğluna avlatıyor. Örümcek adamın en değerli gücü kendini kurban etmeyi kullanarak ebediyen ölüyor. Hikayenin sonunda Avengers parktan kaçan kötüleri enseliyor. Craven oğluna mektup bırakıyor ve ünvanı ona devrediyor. Vulture kendi Sinister Six'ini, zalim altılı ekibini kuruyor. Örümcek adamsa Mary Jane'i evinde güvende buluyor ve Craven'ın yalan söylediğini düşünüyor. Tabii pencerenin kenarında bir çıyanın onları izlediğinden habersiz. Başka bir macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.